Ben buradan aldım en genişi ama kaldım işte abi ya. Ya Allah aşkına korna çalıyorum, selektör yapıyorum. Arkadan birinin geleceğini az çok tahmin ediyorsun ya. Al işte kalkmıyor yerinden arkadaşlar. Arka lastiğe bakar mısınız ya? Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Bugün Axon 1840'la birlikte gerçek hayatta olan dünyanın en meşhur ölüm rampalarından bir tanesine tırmanacağız. Yanlış bilmiyorsam burası Endonezya'da olan bir yer arkadaşlar. Yanlış biliyorsam düzeltin ve gördüğünüz gibi her gün burada bir ton araç kaldığı için kameramanlar falan burada hazır bekliyor. Kendilerine haber çıkarıyorlar arkadaşlar, işte kayanları, kaza yapanları falan. Ben buraya daha önce çıkmıştım, beni uzun sürede takip edenler hatırlar. Bugün ise yeniden çıkacağız inşallah Axon aracımızla birlikte. Şimdiden çok güzel bir video olacağını hissedenler bir beğeni bırakmayı lütfen unutmasınlar. Kanalı takip almayı ve bildirimleri açmayı da unutmayın. Bugün lastiklerimiz yenilendi, motor bakımımız yapıldı, mazot katkılarımız, yağ katkılarımız, her şey atıldı ve sırada orayı çıkmak var. Araba yerinden kalkarken çok zorlandı, 105 tonla birlikte Allah, atlaya zıplaya çıkarttık. Bakalım neler olacak arkadaşlar, umarım şans bizden yana olur. Bakalım arkadaşlar, 1840 aracımızla birlikte dünyanın en meşhur rampasını tırmanmayı başarabilecek miyiz? Arkadan oha, ben 105 ton tonlukla çıkıyorum, adam iş makinesiyle geliyor arkadan. Size bir şey diyeyim mi? Ben kalırsam o da kalır. Bu yol daha günlerce açılmadı arkadaşlar. Kesinlikle tırmanmamız gerekiyor. Yavaştan oraya doğru bir hareketlendik. Umarım karşıdan araba gelmez. Birinci viteste çıkıyorum şu an. Hiç bozmuyorum gördüğünüz gibi. Çünkü ikiye atarsam boğulma riski var. Bu arada çok yakında size sürpriz bir video gelecek arkadaşlar. Halı saha kaleci gözünden maç videosundan bahsetmiştim ve kanalımızın artık bir sponsoru var. Bir kokpit gelecek bize. Onun kutu açalım ve tanıtım videosunu çekeceğiz. Ardından videolarımızı artık o kokpitle birlikte çekilecek. Bunun detayları için de Instagram Aykut Küçük TV kanalına abone olmayı, takip etmeyi lütfen unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Orada görüşürüz. Hadi bakalım, rampaya da çok az kaldı. Arkada çift sıra geliyor. Bilerek yolu açmıyorum arkadaşlar. Ben de iki sıra kapattım ki gelip hani şey yapmasınlar. Beni biraz da sıkıştırmasınlar orada. Lan araba birinci viteste bile çekişten düşüyor ya. Şaka gibi. Arabanın içi de çok güzel. Axon benim en sevdiğim araçlardan. Facebook canlı yayınlarında çok sık kullandığım bir araç bu. Evet, hazır mıyız? Hazır mıyız arkadaşlar? Hazırız dediğinizi hisseder gibiyim. Orayı şöyle bir en genişten alalım mı ya, karşıdan araç gelmiyorsa? Burada trafik tersten akıyor arkadaşlar. Burası Endonezya, dediğim gibi öyle tahmin ediyorum. Heh, şöyle bir en genişe alıyorum ben aracı. Hatta korna da çalayım. Yapma be. Abi korna çağırarak gidiyorum. Beni görsünler, girmesinler diye. Allah, en azından duysunlar diye. Pardon, göremezler de. Lan oğlum ya, nereden çıktınız siz ya? Az bir bekleseniz olmuyor muydu? Bak şimdi bu yan tarafıma da daf girerse sen o zaman işe bak. İşte ben o zaman çıldırırım burada. Geç 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 geç. Allah Allah, tamam. Heh, ben buradan aldım en genişi ama kaldım işte abi ya. Ya Allah aşkına korna çalıyorum, selektör yapıyorum. Arkadan birinin geleceğini az çok tahmin ediyorsun ya. Al işte kalkmıyor yerinden arkadaşlar. Arka lastiğe bakar mısınız ya? Şuna bak. Yok dur, peki şöyle yapsam, şimdi alsam genişe hazır yol durmuşken nasıl olur? Ha, şu şekilde gel bakayım. Al 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 al. Dur Daf'cığım, sen az bir bekle orada beni. Aynen. Ya abicim girme o yola, girme. Gözünü sevdimin Daf'ı, girme. Bak şimdi ağzımı bozacağım ha. Allah Allah. Ya biz burada dönmeye çalışıyoruz. Biz burada oyun mu oynuyoruz biz burada? Biz burada Euro Truck mı oynuyoruz ya? Biz burada 105 ton taşıyoruz ya. Ayıptır ya. Allah oğlum, bu arada az daha çıktıydım ha. Az daha çıktıydım ama şimdi bir şey diyeyim mi? Hafiften şu kameramanın oraya doğru versem doğrusu sanki yine olacak gibi bir hava var bak. Heh, şu şekilde. Dur bakayım, aklımdakini yapabilirsem. Ha dayıcım gir oraya, ben de bu dorsi senin üstüne çıkartayım. Bir dene bakayım. Bir dene bakayım. Çok gerginim şu an ya. Bir dakika. Dorsi de bu arada yardımcı dingil yok. Dorsi iterken biraz daha taşa sürtebilirim. Şöyle bir alalım bakalım. Al 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 al. Çıktı mı be? Çıktı mı? Allah, biraz zorlanıyor Axon ama sanki aldık gibi be. Sanki aldık. Dünyanın en meşhur şu rampasını şu anda tırmanıyor gibiyiz arkadaşlar. Ama gibiyiz hala. De haydi. Ucundayız lan. Aha, Lüks Karadeniz de geldi. Vur bana. Vur bana Lüks Karadeniz. Vur bana bir arkadan. Heh. Oh, orası da karıştı. Aferin size. Aferin size. Karıştırdılar orayı vallahi. Halal olsun. Orayı karıştırdılar. Tamam. Hadi bakalım arkadaşlar. Axon'la birlikte dünyanın en meşhur rampasını tırmandık. Orası sıkıştı. Aha, Scania kaptırdı. Geliyor lan. Otobüsler kaldı ama. Scania geliyor arkadaşlar. Ben
önüme çıkan olursa vallahi ezerim. Hatta kornayı çalarak gidiyorum. Bak onlar kaldı orada. Kameramanlara iş çıktı arkadaşlar. Ben iş çıkartmadım kameramanlara. Türk şoför affetmez. Türk şoförüne imkansız diyeceksiniz. Sonra oturup izleyeceksiniz. Arabanın hararet tavan yapmaz tabii inşallah. Şu anda anlık yakıt tüketimi büyük ihtimalle bakın gösteriyor mu? Yok. Anlık yakıt tüketimini göstermiyor ama yani mazot çubuğunun devir saati gibi hareket ettiğini görür gibiyim arkadaşlar. Görer gibi. Baksana da dönüşlerde neredeyse karşı şeride geçiyorum. Gerçi şeritte gözükmüyor ama Allah 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 dur. Kurtarmadı. Kurtarmadı gördünüz mü? Az kalsın kalıyorduk. Şöyle yavaştan bir ikiye atayım. Burası biraz düz gibi ya. Tamam. İkiyi de yedirdiysek bu arabaya daha bizi kimse tutamaz arkadaşlar burada. Hani oradaki düzlükte biz iyi yedirdik ikiyi. Ben şu dörtlerimi kapatayım çünkü EFS'nin yapay zekasında dörtleri yaktığı zaman arkanızdaki araba size yaklaşmıyor arkadaşlar. O yüzden durdu orada Scania. Adam gelsin yazıktır günahtır. Ben şu karşı viraja da bir selektör yapayım. Orayı da hafiften bir geniş almam gerekebilir. Ya hani o kadar da değil demeyin. Çünkü Dorse'de yardımcı dingil olmadığı için arkadaşlar bayağı bir şey yapıyor yani. Köşelere giriyor virajlarda özellikle. O yüzden çok dikkatli kullanmak lazım bu aracı. Arkadaşlar sizce başka hangi araçla bu tarz yükler çekelim? Ben yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Instagram'da anketlerimiz oluyor. O anketlere katılmayı unutmayın. Onlar da bizi hangi içerikleri çıkartacağımız konusunda yönlendiriyor. Al 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 al. Ooo. Heh, baksana da nereden dönüyorum benim doğrusu hala karşı şeritten geliyor abi. Ya bu yola bu yükü veren firmanın Allah neyse. Arada bir ara gaz da vermek lazım arkadaşlar. Şimdi araba çekmiyor diye ara gazdan feragat edemeyiz yani. Oğlum Dorse'de plaka yok lan. Biz galiba kaçak taşıyoruz bu yükü ha. Galiba bu yükü kaçak taşıyoruz arkadaşlar. Bu yollardan taşmamızın sebebi o olabilir. Çaktırmayın. Yani 105 ton tomruğu yoksa nasıl taşıyacaksın abi? Bir de bu karda kışta kıyamette nasıl olsa çevirme olmaz diye bizi bu yollara sokmuşlar. Dorse'de plaka yok bir şey yok arkadaşlar. Bu yollarda kaçak tomruk taşıyoruz. Arkaya baksanıza Allah aşkına o konvoy oldu ha. Tırın arkasında 1, 2, 3, 4 tane daha araç var. Benle birlikte 5 araç. Düğün konvoyu gibiyiz. Dörtlüleri bir yaksam tam bir düğün konvoyu oluyor burası. Aslında vitesi... Aha beni sollamaya çıktı. Türk şoförü bunu asla kabul edemez arkadaşlar. Bir dakika atacağım gerekirse bir üst vitese daha atacağım. Ama o da sollayamadı ki keko öyle çıkmakla olmuyor. Sollaman gerekiyor. Ben gaz kesmem valla. Ben gaz kesersem duramam abi. Ben gaz kesersem 105 tonu durdurup şeye kaldıramam bir daha yani yerine. Yapacak bir şey yok. Aha al bak karşılaştılar. Geçmiş olsun. Hadi bakalım çok az kaldı arkadaşlar rampanın üstüne. Aha araba da bizi kollamaya çıktı. Bu kollar herhalde yani buna yapacak bir şey yok. Kollasın zahmet bir daha. Kırayım mı üstüne direksiyonu? Üstüne direksiyonu kırmamı isteyenleri şu anda hisseder gibi. Aha burada biraz sanki düzlük var gibi lan. Belki yer bir üst vitesi vallahi attım. Hadi hadi yarım debriyajla destekliyorum hadi. Hadi. Aha aha tamam yedirdim yedirdim. Yedirdim arkadaşlar tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. Bir üst vitese daha geçtik hayırlısıyla. Resmen vites yükselttiğim için sevinecek haldeyim şu an bu arabayla ya. Olacak hiç değil. Karşı tarafta yine çok keskin bir viraj var. Orada dikkatli olmanız lazım. Ben yine dörtlerimi yakayım. Bunlar fazla yaklaşmasınlar bana. Arayı açsınlar. Aha sollamaya çıktı adam. Dayı ben gaz kesemem. Valla solluyorsan sen kendin gaz açacaksın. Adama helal olsun abi. Adam solladı. Ben şu an 30 km hızda yakın sabitledim gidiyorum yani. Şu anda benim gaz kesmem demek bir daha bu arabanın yerinden kalkmaması demek arkadaşlar. Bunun bilincinde kullanmam lazım. Bu arada şöyle bir selektör çakalım. Buraya da geniş gireceğim. Dorse dağdan bayırdan dönmesin diye. Oha adamın gelişi gördünüz mü? Bak o kadar geniş almama rağmen Dorse hala karşı şeride geçti arkadaşlar. Oo vallahi buralar çok keskin. Buralar çok keskin. Benim Dorse karşı şeritten dönmeye devam ediyor. Burayı şöyle bayağı bir geniş alacağım. Aynen baksanıza karşı şeritten döndük. Dorse hala kurtarmadı. Hala dağdan bayırdan geliyor. Ya çok şey çok uzun ve yardımcı dingil olmaması gerçekten işte çok bozuyor arkadaşlar bu yolda. Yani bu Dorse'ye yardımcı dingil kesinlikle şart. Kesinlikle. Evet şimdi buraya bir yere yanaştıracağız uyup. Nereye doğru yanaştım? Şuraya doğru soksam tam sığar mı buraya sığmaz gibi. Şuraya üste soksam yok buraya sığdırır sanki ya. Karşıdan hazır gelen yoksa şöyle bir yanaşayım da. Ben bu tomruğu oraya yerleştiririm arkadaşlar. Gel bakayım. Biraz şu tabelayı belki yıkabilirim ama tabelanın lafı olmaz aramızda değil mi? Çek. Evet değdim ama yıkmadım. Tabela yıkılmadım ayaktayım modunda. Yıkılmadım ayaktayım dertlerimle baş baş. Pardon arkadaşlar size bunu yaşattığım için çok özür diliyorum. Allah tamam ulan tam oturtturdum ya. Nasıl bir şoförsün Aykut ya. Arkadaşlar bu video hoşunuza gittiyse lütfen çıkmadan önce videoyu beğenmeyi, yorumlarda görmek istediğiniz araçları belirtmeyi, kanalı takip etmeyi, bildirimleri açmayı unutmayın. Instagram Aykut Küçük TV tüm gelişmelerden haberdar olmak için oraya da kesinlikle abone olun. Oraya da her gün video
sorular geliyor arkadaşlar bilginize. Bir dahaki videoda görüşünceye dek hoşça kalın, esen kalın.